Tamam. Merhaba Fırat, hoş geldin. Hoş bulduk Alev, nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sen de iyisin. Arkadan gelen kuş seslerinden öyle çıkarıyorum. Evet, Keyif. ben de 4,5 aydır ilk defa ev dışında bir ortamda olduğum için keyfim çok yerinde. Biz de burada muson yağmurları şeklinde demin konuşmuştuk zaten. Burada çok kapalı bir hava var. En azından seni gördük, iyi oldu bu şekilde. Teşekkürler. Şimdi konuyu çok uzatmadan hemen girmek istiyorum aslında. 1-2 Haziran'da Endeavor Outliers etkinliğine katıldım. Outliers, Endeavor'ın tüm dünyada çok hızlı büyüme gösteren veya ileri aşamada olan girişimcileri için olan bir tanımı. Son 3 senedir de bu etkinlik yapılıyor. Sen de bu iki tanesine katıldın. Seninle beraber işte Hande Çilingir, Nevzat Aydın, Barbaros Özbuğtu gibi isimler de katılmıştı. Şimdi farklı deneyimler söz konusu. Ben burada sana sözü devretmek istiyorum aslında. Endeavor Outliers tanımı sence nedir ve etkinlik nasıldı? Evet, öncelikle hani Endeavor'un tanımına baktığımız zaman hani etkin girişimci, high impact entrepreneur sözünü çok ön planda görüyoruz. Outliers aslında bu etkin girişimcilerin çarpan etkisi yaratanların buluştuğu bir grup. Her Endeavor girişimcisi aslında bir outlier üyesi olabilir ama bunun için işte bulunduğu topluluğa çok etkin bir destek sağlayacak, ölçeklenerek büyümüş olacak ve gerçekten ekosistemine kısa süre içerisinde büyük fark yaratmış olacak. Hani bu saydığım isimler de geçtiğimiz yıllarda Türk girişimcilik ekosistemine çok ciddi katkıda bulunmuş ve ölçeklenerek büyümüş isimler. Ben de bu grubun bir parçası olmaktan dolayı çok memnunum. 2 senedir 2 günlük müthiş öğretici, hatta yani profesyonel kariyerimde en böyle yoğun öğrenim gördüğüm dönemlerden bir tanesi oldu Outliers. Geçen sene San Francisco'daydık, bu sene maalesef Zoom üzerinden yaptık ama farklı bir tecrübe oldu bizim açımızdan. Ve 48 saatlik bir eğitim maratonu gibi bir şey oldu diyebilirim. Bu şey tarafı çok ilginç tabii. Endeavor girişimcisi seçildikten sonra aslında çok büyümüş girişimcilere Endeavor ne sağlıyor tam olarak bilinmiyor. Bu bağlamda da Endeavor Outliers bence ilginç bir noktaya parmak basıyor. Yani işte Fırat İşbecer Endeavor'dan ne alabilir? Nevzat Aydın ne alabilir? Aslında burada çok değerli bir deneyim var. Şimdi notlarıma da bakıyorum. 90 şirket yöneticisi katılmış bu sene 22 büyüyen pazardan. Orada çok farklı bir grup var. Mesela geçtiğimiz senede Zoom'un kurucusu Eric Yuan katılmıştı. O ilginç oldu şimdi Zoom'un geldiği noktayı düşünürsek. Peki bu seneki programın içeriği nasıldı? 2 günde neler yaptınız? Şimdi öncelikle Endeavor Outliers programının kamp diyeyim sana buna, işte bir eğitim, 2 günlük bir eğitim de diyebiliriz. Yoksa bir araya geldiğimiz bir işte etkinlik olarak da söyleyebiliriz. Amacı aslında öncelikle Endeavor Outliers bünyesindeki girişimcilerin birbirlerini daha iyi tanımasını ve birlikte kolaborasyon ve iş fırsatlarını değerlendirmesini amaçlıyor. Bunu yaparken aynı zamanda da ciddi bir eğitim veriyor. İşte senin saydığın işte Zoom'un kurucusu Eric geçen sene gelip çok değerli bir saatini ayırmıştı bize. Patrick Collison gelmişti, Stripe'ın kurucusu. Şu anda 30-40 milyar dolar bir piyasa değerine ulaşmış bir firmadan bahsediyoruz. Dünyadaki ödeme sistemleri fintech alanındaki en büyük firma. Halka açılmayanlar içerisinden söylüyorum tabii ki. Gerçekten bu ekipten bir şey öğrenebilmek, bunu yaparken de birlikte seninle aynı kaderi paylaşan ve aynı yola koşturan girişimcilerle beraber olmak aslında çok değerli. İki tip toplantı vardı. Öncelikle çeşitli alanındaki uzman kişilerin bizlerle tecrübelerini paylaştığı toplantılar. İkincisi, bizim kendi aramızda girişimciler peer-to-peer, yani kişiden kişiye yaptığımız toplantılar. Her ikisi de çok değerli oldu. Bu sefer Linda'nın da, Endeavor kurucusu Linda Rothenberg'in de çok büyük katkısı oldu. İyi bir moderasyon sergiledi. Çünkü Zoom üzerinden bu tip kalabalık toplantıları yönetmek gerçekten çok zor. Evet. Ama orada da Endeavor farkını hissettirdi. Ve bu pandemi döneminde insanların ait olduğu ekosistemler arasında Endeavor'ın ne kadar doğru bir ekosistem olduğunu bize bir kez daha hatırlattı açıkçası. Süper, süper. Zaten konuşulan yani şeyler arasında da bu etkinliğin hedefleri arasında işte Inspire, Connect and Support konusu çok geçiyor. Özellikle bu Lonely CEO konusu da çok öne çıkanlar arasında oluyor. Bu bağlamda aslında özel bir grubun bir araya geldiği konusunda çok haklısın. Ve bütün dünyadan katılımlar. Afrika var, işte Latin Amerika var, Avrupa var.
Bu sene ilk açılan ofisler Lidin'de oldu galiba. Vietnam, İrlanda ve Colorado'dan da katılım olmuş. Bayağı geniş bir network'ten bahsediyoruz aslında. Peki şeyi merak ediyorum. Bu sene, şimdi bu sene ilk defa dediğim gibi online yapıldı bu. Geçtiğimiz sene San Francisco'da beraberdiniz. Covid ne kadarını oluşturdu? Neler konuşuldu bu etkinlikle alakalı? İlginç ve güzel bir şey oldu aslında. Yani 1 Haziran biliyorsun yani artık Mayıs sonu. Bu bizim korona sohbetlerimizin zirve yaptığı dönemde. Evet. Biraz bunun ötesine bakabilmeyi sağladı bize. Ve 5 kişilik bir grup vardı bizim beraber. Yani bütün toplantılara, bütün sessionlara beraber girdiğimiz 5 girişimcilik bir grup oluşturdular bize. Şey gibi oldu bunlar böyle senin arkadaşların böyle can yoldaşların falan gibi bir şey oldu aslında. Yol arkadaşı gibi oldu ve bu 5 kişinin bir tanesi Güney Afrika'dan, Güney Afrikalı bir girişimci, Londra'da yaşıyor. Bir tanesi Amerikalı bir girişimci ama Brezilya'da şirket kurmuş. Bir tanesi ben Türkiye'den ve İtalya'dan Alessandro isimli bir başka girişimci arkadaş vardı. Hepsinin perspektifi çok farklıydı. Korona perspektifi İtalya'nın çok farklıydı. Evet. İtalya daha eğriyi birazcık daha eğmiş bir şekilde geldi oraya mesela. Ama Brezilya'daki işte girişimi olan arkadaş çok endişeliydi. Çünkü eğri halen yükselmekteydi ve yükseliyor. O yüzden çok farklı perspektifler dinlediğimiz için bu korona sürecinin farklı noktalarındaki girişimcilerin farklı reaksiyonlarını öğrenme şansımız oldu. Ama biz birazcık daha outliers'da şunu hedefledik. Bundan 5 sene sonraki dünya nasıl olacak? 5 sene sonrasını konuşmayı amaçladık ve bize çok büyük faydası oldu. Benim de o günlük endişe sarmalından kurtulup biraz 3-4 sene sonrasını düşünmeyi, 5 sene sonrasını düşünmeyi sağladı. Çok da ciddi bir ilham da verdi açıkçası. Harika. Yani şeyi düşündüm şimdi. Biz de aylık şey buluşmaları yapıyoruz. Böyle MENA bölgesi ofisleri, Avrupa bölgesi ofisleri. Hep şeyi görme şansımız olur işte. Bulgaristan mesela ilk eventini yapmaya başladı. İşte virtual eventlerden gerçek buluşmayı ilk defa yapmaya başlıyor. Yani o şeyi de yani onlar nasıl adapte olmuş, biz neler yapabiliriz, bizim deneyimimiz. O deneyim paylaşımı bence çok önemli oluyor global çapta. Peki şeyi de sormak istiyorum. Geçtiğimiz sene ki Outliers sonrası da seninle görüşmüştük. Bir röportaj yapmıştık ve oradaki iletişim yönetim ve iletişim yöntemlerini adapte ettiğini, hatta şirket değeri ve vizyonu üzerine çok hızlı bir atölye düzenlediğinden bahsetmiştin. Birinci sorum, bunun uzun vadede faydalarını gördün mü? İkinci sorum da bu sene neler aldın? Aklında en çok ne kaldı? Bu sene, geçen sene gerçekten şirketin aslında marka değerini ve vizyonunu sen ne kadar iyi anlarsan anlar kurucusu olarak çalışanların vizyonunu, misyonunu, şirketinin değer önerisini anlamadığı sürece bir şirket olamayacağını anlamıştım ve bunun yani kılcal damarlarımıza kadar girmesi için gerekli bütün çalışmaları yaptım ve Comensis'in aslında ciddi anlamda marka vizyonunu, şirket vizyonunu tekrar değerlendirildiği ve tekrar daha yoğun bir hale getirildiği bir dönemden geçmiştim. Outliers dönüşü. Çok faydası oldu. Şirketimizin tanımlılığı açısından özellikle iki tip tanımlılık var. Yani bizde hem çalışanlar nezdinde işte bilgisayar mühendislerinin, işte mühendislerin ve tasarımcıların ve özellikle teknoloji dünyasında faaliyet gösteren gençlerin tanıması gereken bir şirketiz. Bir de müşterimiz olan büyük şirketlerin tanıması gereken bir şirketiz. Yani iki farklı hedeflediğimiz kitleye çok güzel bir değer sunabildik bu geçen seneki Outliers sonucunda. Bu seneki Outliers bende biraz kriz yönetimi, liderlik ve yapılması gerekenleri yaparken şirketin bütünlüğünü bozmamak. Yani asıl burada öğrendiğim şey gerçekten çok önemli önlemler almak gerekiyor ama bu önlemler orta ve uzun vadede senin şirketinin vizyonunu ve pozisyonunu negatif etkilememesi lazım. Çok acele kararlar almamak gerektiğini gördüm. Bazen de çok acele kararlar almak gerektiğini anladım. Müthiş bir şey kattı bana. Yani direnç kattı. Yani bu toplantı sonrasında çok daha dirençli bir CEO olarak karşınıza çıktım diyeyim sana 2 gün boyunca. Çünkü çok daha kötü durumlardan geçen ve milyar dolarlık firmaları batma noktasında olan CEO'larla bir anda işi 20 kata çıkan, 30 kata çıkan ve ne yapacağını bilemeyen, hani 300 kişiyi çöl içerisinde işe almazsam bu fırsatı kaçıracağım telaşı içerisinde olan CEO'ları dinledik ve bir anda böyle
herkesin çok farklı dertleri ve çok farklı noktalarda olduğunu anladım. Ve bu da bana çok büyük bir direnç kazandı. Yani benim bu iki günlük şey özgüven ve direnç pompaladı, öyle diyeyim sana. Endeavor'ın genelde yaptığı şeylerden bir tanesi zaten. Tam olması yani en zaten garip dönemde en ihtiyacımız olan şeyler direnç ve özgüven. Bir de dayanışma, yani dayanışma tarafı da çok kuvvetliydi. Yani bu hani üç tane kelimeyle özetlemek istersen bu Endeavor Outliers toplantısını özgüven, direnç ve dayanışma tarafı. Harika harika, çok güzel. Notlarımı da aldım ben de. Benim sorularım bu kadar. Senin başka aklında kalan, eklemek istediğin bir şey var mı Outliers ile ilgili? Biraz önce de söyledim. Yani ben sektörde yaklaşık 16. senesini dolduran bir girişimci olarak gerçekten hani Endeavor gibi birçok organizasyona üyeyim. Hatta çoğunda da işte yani icracı kimliğine de üyeyim. Gerçekten bu son 4 aylık dönem içerisinde hani kendine ait hissettiğim işte ekosistemler, topluluklar vardır ya. Evet. Özellikle sıkıntılı zamanlarda bu ortaya çıkar. Endeavor'ın buradaki hızlı adaptasyonu, özellikle Endeavor Türkiye ofisi de başta olmak üzere, bunun bize verdiği güven ve o dayanışma ruhu, biraz önce bahsettiğim, bizi birazcık daha yaklaştırdı bu organizasyona. Hani hem yönetim kurulu üyesi olmaktan, hem girişimcisi olmaktan çok memnun oldum. Benim hiç seyahat yapmadığım bir 4,5 aylık dönemde yurt dışıyla bağlantıda kalmamı sağlayan, global anlamda bağlantı yapmamı sağlayan ve o hayatımı da devam ettirmemi kısmen sağlayan bir organizasyon oldu. Outliers'ın da buna çok büyük katkısı oldu ama yani sen şimdi Outliers'ı konuşuyoruz diyorsun ki o kadar çok event yaptınız ki, o kadar çok iletişim yaptınız ki. Evet, işte International Selection Panel oldu, Outliers eventi oldu, lokal panellerimiz oldu, webinarlarımız oldu. İşte ben Türkiye'deki Endeavor girişimcileriyle bir sohbet yaptım, soru cevap yaptım. Yani çok yoğun, gerçekten kriz zamanlarında yapılması gereken over communication dediği İngilizlerin, Amerikalıların iletişimi maksimuma çıkarmak çok doğru bir uygulamaydı ve çok da faydasını gördük. Ya bizim için de çok teşekkürler. Çok sözlerim için, bizim için de aynı şey geçerli. Yani biz de hızlı bir adaptasyondan geçmek adaptasyon yaşadık yani bu dönemde. Ve hani girişimcileri nasıl sıkmadan bunu gerçekleştiririz? İşte doğru komünikasyonu nasıl yaparız üzerine çok kafa yorduk. Çok sevindim o yüzden bunları söylediğime. Ve keza biz de yani bizim en değerli mentorlarımızdan, girişimcilerimizden birisin. Ve yönetim kurulu çok mutluyuz bu ağda olduğun için. Tekrar çok çok teşekkür ederim bize vakit ayırdığın için. Umarım yakın zamanda görüşme fırsatımız olur. Teşekkürler Alev. Senin nezdinde bütün ben de Endeavor Türkiye ekibine selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkürler. Sevgiler. Sevgiler.